Yeni yılın ilk gününden herkese merhaba. Biz bugün evi temizledik ve şimdi kendimizi dışarı attık. Evi yılın ilk günü yapılacak en iyi etkinlik. Evet, iyi. Temizlik. Evet, yeni yıla temiz bir giriş olsun istedik. O yüzden ben istemiş olabilirim. Yarı detaylı denilebilir. Temizliğimizi yaptık. Bugün hava çok güzel, güneşli. O yüzden kahvemizi yaptık. Sandalyelerimizi aldık. Dışarı çıkıyoruz. Evi de mis gibi bıraktık. En sevdiğim. Şimdi sahile gidiyoruz. Biraz sahilde oturalım. Sohbet edelim, kahvemizi içelim diye düşündük. Bu hafta böyle ara ara kamerayı açacağım gibi düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi yoldayız. O çok güzel. Geldik. Pazar olduğu için bugün ve yılın ilk günü bence çoğu kişi buradadır ailesiyle. Çünkü hava güzel. Evet, son güzel havalar. Evet. Yani İstanbul'a kış gelmek bilmiyorum. Ama hava soğuk yani, serin biraz. Soğuk dediğim. Şu an güneş yüzümüze vuruyor. Çok güzel. Sandığım kadar da kalabalık değil büyük ihtimalle. Çünkü rahat rahat poz verdim ve fotoğraf çektirdim. Güzel yani. Burayı hiç bu kadar boş görmemiştim ben. Çok sık gelmiyoruz ama yine de böyle sahada tabii çocuklar oyun oynuyor. Burada iki tane saha var. Basketbol sahası. Herhalde dolu oluyor. Hem Maltepe sahildeyiz bu arada. Nerede olduğumuzu hiç söylemedim. Böyle. Yani ben şu an hani heyecanlıyım, fotoğraf çektirdiğim güneş var falan, kalabalık değil, o yüzden üşüdüğümü hissetmiyorum ama Elfen'in dediği gibi biraz serin. Büyük ihtimalle çok oturamayız gibi. Ama güzel, keyifli bence. Evet. Bayağıdır gelmiyorduk. Bunlar martı mıydı? Martı sesleri eşliğinde. Baksana kocam. Oturuyoruz. Kahvemizi aldık, geldik. Şimdi yerimizi bulduk. Güneşi tam ortaladık. Biraz manzarayı çekeceğiz. Biraz kendimizi çekeceğiz. Biz tabii sohbet edeceğiz. Oralara müzik koyarım. Sesimiz değil. Neler konuşuruz bilmiyorum. Yani her şeyden konuşuyoruz biraz biraz. Bugün yeni yılın ilk günü ve güzel başladı benim için. Senin için? Benim için de güzel. Sevindim. Öyle. Sizler için de güzel başlamıştır umarım. Yeni yılın ilk haftası güzel geçsin. Umarım. Geçmiştir yani. Bu videoyu izlediğinde bitirmiş olacaksınız ilk haftayı. O yüzden geçmiş olur umarım. Şimdi sizi manzarayla birazcık baş başa bırakıyorum.
yatırdık ve kalktık şimdi. Üşüdük de tabii, o yüzden birazcık. Yoksa oturduk. Hava soğuk yani, güneşe aldandık. Tabii biz gelince güneş batınca üşüdük. Ama güzeldi. Öyle. Pembiş pembiş artık. Günaydınlar. Başka bir günden tekrar beraberiz. Makinenin sesi, yani bulaşık makinesi çalışıyor, onun sesi gelebilir. Kahvaltı yaptık, sabah uyandık. Ve bugün uzun zamandır istediğim bir şey var, onu yapıyoruz. O yüzden açtım kamerayı. Kahvaltıyı çekmedim çünkü daha önce verdiğim tarifi yaptık. Lavaşlı yumurta tarifimi yaptık. Pratik oluyor, güzel oluyor, doyurucu oluyor. Bugün birazcık uzun süre dışarıda olacağım. Uzun süre dediğim, kuaföre gidiyoruz. Saklamaya gerek yok. Başlıkta veya kapakta göreceksiniz zaten. Saçlarımdan kurtuluyorum. Kurtuluyorum da demek istemiyorum. Uzun zamandır cebelleştiğim bir fikirdi. Yani istiyorum ama bir türlü de kıyamıyorum saçlarıma. Böyle bir durum vardı ve artık kararımı net bir şekilde verdim. Yeni yıla girmeden aslında kestirmeyi düşünüyordum ama tam net kararımı veremediğim için birkaç gün daha bekledim. Ve bugün kestirmeye gidiyoruz. Randevumu aldım. Kısacık olacak yani, şaşırmayın. Ve birazcık daha sarı olacağım büyük ihtimalle. Heyecanlıyım, nasıl olacak? Uzun zamandır kısa saç kullanmadım ama ben, siz bilmiyorsunuz ama ben uzun yıllardır hep kısa saç kullanan biriydim. Nikah için uzatıp ondan sonrasında da uzamaya devam etti saçlarım ve bayağı bir uzadılar. Bayağı uzun, yani uzun zamandır hiç bu boya gelmemişti saçlarım. Beni bilenler biliyor ama sizler beni hep uzun saçlı gördünüz. O yüzden size büyük bir değişim ve fark olacak. Bakalım beğenecek misiniz, merak ediyorum. Ben beğeneceğimi düşünüyorum çünkü kendimi kısa saçlı da çok seviyorum. Kullanım da çok rahat oluyor. Artık yıprandı saçlarım ve şey, kış aylarında zor oluyor. Kurutması, bakımı, işte duştan sonra uzuyor işlerimiz. Uzun saçlı olanlar bilir. Birazcık beni zorluyor bu durum. O yüzden hem de yıpranmasından dolayı ve uzun saç alışık olmadığım için sürekli her yerime dolanıyor. Toplaması çok keyifli. Hani kısa saçı da toplayamayacağım. Açık kalacak ama özledim yani. Yapacak bir şey yok. Zorluklarına da göğüs gereceğiz diyelim. Bunun da zorlukları vardı. Sevdiğim için uzun zamandır kullandım uzun saçı da. Belki bir noktada tekrar uzatırız ama uzun bir süre büyük ihtimalle beni kısa saçlı göreceksiniz. Böyle birazdan hazırlanacağım ve çıkacağım. Şimdi bir tane değişim için öncesinde biraz görüntü çektim. Hemen yüzüme birazcık makyaj yapacağım ve çıkacağız. Hemen bizim burada zaten, yakın yani, uzak bir yer değil. Ama uzun sürdüğü için işlem 3-4 saat büyük ihtimalle kuaförde olacağız. Bilgisayarımı da yanıma almayı düşünüyorum. Birazcık bir işlere bakarım diye düşünüyorum. Bu şekilde. Heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Yani düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü uzun zamandır böyleyim ve siz beni ilk böyle gördünüz. Kısa saçlı halimi görmediniz. Benim çevremdeki insanlar biliyor. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi hazırlanalım ve çıkalım. Anca hazırlandığım için Alper bırakacak beni. Başlıyoruz. Önce kesim olacak. Büyük ihtimalle hani ortadan da kullanmak istiyorum ama çoğunlukla yandan kullanacağım sanırım. Kısa da öyle daha çok seviyorum sanırım.
tanesi kaldı. Evdeyim, saçlarım bu şekilde. Orada konuşamadım, çok fazla müzik vardı çünkü. Gün ışığında da tekrar göstereyim, ben çok beğendim içime sinde. Ama başım çok ağrıdı. Yani sabah kaç oldu? Saat 7.30. 11.30'da gittim. 6 kaç? 7 8 saattir mi oradayım? Evet. 8 saattir oradayım yani. Ben de şu an tekrar şok oluyorum. Benden önceki kişinin de biraz işi vardı. O yüzden hani benim işim biraz sarktı. Ama çok paket atıldı. Zaten gördüğünüz kafam kocamandı. O yüzden başım çok ağrıdı. Birazcık dinlenmem lazım. Şimdi kapatacağım. Yarın devam ederim büyük ihtimalle videoyu diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ayfer de beğendi. Öyle. Büyük ihtimal bundan sonra böyle yan kullanacağım. Çünkü böyle, saç böyle yandı, güzel oluyor. Bayağı uğraştı. Gördünüz zaten. Öyle. Beğendim. Görüşürüz.